artık toprağa dikilme vakti geldi. Burada budama yaparken kırılan kasım patı ve su da çok güzel açıyor. Hatta bu çiçekler geçtikten sonra çelik almayı düşünüyorum. Bu anlamda kasım patı çiçeği oldukça bereketli ve dayanıklı. Başka çiçek olsaydı belki şimdiye çürümüştü. Daha tomurcuktu eve getirdiğimde bu şekildeydi ve şu anda sanki toprakta ana gövdeye bağlıymış gibi gayet güzel gelişimi devam ediyor. Burada da bir alabaş var. Onu da bu şekilde köklendirmeyi düşünüyorum. Tabi bu kökler büyüdükçe bardağın içindeki su azalıyor. Ben termosta köklendirdim. Artık toprağa gitme zamanı geldi. E, gölge bir yerde daha güzel gelişiyor. Bazen ısıya maruz kaldığında çürüme olabiliyor ya da başka sebeplerden. Mesela bu çürüdü. Gayet güzel kök dağıtmıştı. Ama sonra gelişimi azaldı ve çürüdü. Belki toprağa dikersem şuralardan yeni sürgünler çıkabilir. Tabii kötü de bir koku oluyor. Bu da üretimin bir başka yönü üretilen alanda dağınıklık olabiliyor. Kötü kokular olabiliyor. Kirlilik olabiliyor. Ama üretmediğin zaman sürekli bir başkasına muhtaçsın ve onun direktifleriyle yaşıyorsun. Bu anlamda böyle bir kirlilik de üretimin bir parçası. Burada da Arap saçı çiçeği artık onun da toprağı gitme zamanı geldi. Burada da bahçemizin güzel kokulu ada çayı